Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için bu iple ve su şişesiyle bir etkinlik hazırladım. İnşallah anlatabilirim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şişe için iple örülmüş örgü bir çanta diyelim ya da şişe süsleme diyelim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Hiçbir zaman ipe takılmıyorum, tığa takılmıyorum ama bakın tığım 2,5 numara. İp de evinizde olan herhangi bir ip, benim bebe ipiydi ipim. Bebe yünleriydi. Öncelikle 4 zincir çektim ve sabitledim. Daha sonra bu halkanın içerisine 12 kez trabzanla doldurdum. Minik bir halka olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Ama 12 tanenin dolması gerekiyor bu 4 tane zincirin içerisine. 4. trabzanım. 5. Tamamen dolduralım. Evet, 12 taneyi doldurdum. 12. 1, 12. Şimdi sabitliyorum bunu. 2 tane zincir çekip 1, 2. Bütün zincirlerin, bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan örerek devam ediyorum. Yani 12 tane trabzanım 24 tane trabzana çıkıyor. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın. İkişer tane trabzan örerek devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Her trabzanın tepesine 2 trabzan daha örüyorum. Bunu da örelim. Bakın ördüm. Bitti. Sabitliyorum. Yine her trabzanın tepesine ikişer tane trabzan örerek bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Zaten toplam 3 sıradan oluşuyor taban kısmı çantamızın. File bir çanta diyebiliriz buna. Yine ikişer tane trabzan örerek devam ediyorum. Evet. Her trabzanın tepesine 2 2 2 2 diye gidiyor. Tekrar bu sırayı da bitirelim. Bitti. Bakın şimdi sabitleyeceğim. Daha önce şişeyi bir deneyelim. Tam oldu. 3 sıradan oluştu. Bitti. Şişenin taban kısmı tamamen trabzandan oluşuyor. Sabitliyorum örgümü. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Eliniz çok sıkıysa 5 çekebilirsiniz. 2 tane trabzanı iptal edip 3.ye sabitliyorum sık iğne ile. Bakın. 1 2 tane iptal ettim. 3.ye sabitledim. Tekrar 3 4 tane zincir çektim. 2 tane trabzan iptal edip 3.ye sabitledim. Bu ve bundan sonraki sıraların hepsi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıranın sonuna gelelim. Bakın geldim sıranın sonuna, ördüm, bitti. 2 tane trabzan var arada. Bakın 1 2. İlk başladığım halkanın içerisine örgümü sabitledim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Diğer halkanın içerisine aynı şekilde sık iğneyle sabitliyorum. Bu sırada bu şekilde devam ediyor ve bundan sonraki bütün sıralar şişenin boyuna kadar, yani kapağının kapak kısmına gelinceye kadar, bakın bu halkanın içerisine dolduruyorum. Sık iğnemi sabitliyorum. Çevresini örüyoruz arkadaşlar. Şişeyi bu şekilde tutun. Daha küçükse daha az, daha büyükse daha büyük, daha çok sıralar örüyoruz. Bakın bu şekilde geçirin. Şimdi 1, 2, 3, 3. 4. sıradayız. Tahmini bir 28 sıra örebiliriz arkadaşlar. Evet, bir 28-30 sıra örelim. Dediğim gibi kapağa gelinceye kadar, kapak kısmına geldiğimiz zaman orada bir fırfır olayımız var. Evet, bakın bitti. Bu şekilde file çantamız oluyor. Şimdi sıra geldi bu kısma. Yukarıya doğru tam 28 sıra. Şimdi buraya bir fırfır yapıp toplama kısmı olacak. Fırfırlı bir görüntü olacak. Çıkaralım.
Her 4 tane zincirin içerisine 3 tane trabzan örerek devam ediyorum burada. 2 zincir çektim. Öncelikle buraya bir trabzan yapmam yeterli. Şimdi diğer halkanın içerisine geçtim. 3 tane trabzan örüyorum. Aynı halkanın içerisine. Tek baş alıp 3 tane trabzan. Buralardan, bu aralardan her üçer de bir, az sonra göstereceğim kordonumuzu geçireceğiz. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım, bakın buralardan üçüncüye geçerken diğer halkanın içerisine 1, 2 ve 3, buradan sonra diğerine geçerken arkadaşlar, bakın buralardan, bu aralardan ilmeklerimizi geçireceğiz, kordonun ilmeklerini. Ördüm bitti. Sonuncu trabzanım. Bunu da buraya sabitliyorum. Düz sıram bitti. Artık yine her trabzanın tepesine bu sırada da ikişer tane trabzan örüyorum. Fırfırlı bir görüntü olmasını istiyorum kapak kısmına gelen yerin. Az sonra göstereceğim. Yukarı tarafı bir büzgü verildiği zaman, toparlandığı zaman fırfırlı bir görüntü oluyor. Özellikle kız çocukları için ideal bir örtü oluyor bu, çanta oluyor. Dilerseniz bunu 3-4 sırada örebilirsiniz ama ben tek bir sırada bırakmayı düşünüyorum. Çünkü çok uzun olduğu zaman aşağı doğru dönme yapar. Bakın bir sırada bitirdim ben. Bir sırada alttaki sabit sıramız, üçer dolgulu sıramız. Şimdi sıra geldi. Kordonumuza bir karış pay veriyoruz. Bir karış ipi bırakıp 3 tane zincir çekip ikinci ve üçüncüyü ördüm. Şimdi 2 taneyi bırakıyorum, bakın. Baştakini ördüm. Tekrar örüyorum ve tekrar örüyorum üçüncüyü. Tekrar 2 tanesini bıraktım. İlkini tekrar ördüm, ikinciyi ördüm, üçüncüyü ördüm. Yine bıraktım ikisini. Bir tanesi sabit bir şekilde kalıyor. İlk ikinciyi ördüm, üçüncüyü ördüm. Tekrar bıraktım. Bu sabit kalıyor. İkinciyi ördüm ve üçüncüyü ördüm. Tekrar bıraktım. Bu sabit kalıyor. İkinci ilmeğimi ördüm, üçüncü ilmeğimi ördüm ve tekrar 2 tanesini bırakıyorum. Bir tanesi sabit kalıyor. Tekrar 2 tanesini bırakıp bir tanesi sabit kalıyor. Bu örgü boyunca bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İkinci ilmeğimi aldım, üçüncü ilmeğimi aldım, 2 tanesini bıraktım. Bir tanesi hep sabit kalıyor. Sadece zincir çeksek güzel olmazdı. Bakın 3 karış, 2 ya da 3 karış çocuğunuzun yaşına göre değişebilir. Bu ana sınıfına gidenler için ideal. Hani çantası şeklinde de alabilirler, yandan omuzlarına, yan taraftan takabilirler. Bu şekilde şimdi o üçlü üçlü örmüştük. Biraz önce göstermiştim. Bir altından, bir üstünden, bir alttan, bir üstten ilmekler alarak kordonumuzu geçiriyoruz. Bağcığımızı. Daha sonra bunu sabitleyeceğim. Kenar kısımdan çektiğimiz zaman fırfırlı bir görüntü olacak. Dediğim gibi bu kısmı zincir yapsaydık basit dururdu ve çabucak kopardı arkadaşlar. Kırılabilirdi. Üçlü ilmek olduğu zaman daha sağlam ve daha dok, daha kullanışlı oluyor. Kızlarım küçükken bundan çok örüyordum kızlarıma. Rengarenk yapıyordum, takıyorlardı. Kız çocukları için özellikle daha güzel bir etkinlik. Bakın bitti. Şimdi 2 tanesini birbirine bağlayacağım. Kenardan bir çekelim. Evet, bu kısımdan bir çekelim. İkisini eşitleyelim. İki ucu da birbirine bağlıyorum şimdi. Daha sonra bir tane düğüm yeter. Karşılıklı içlerden ilmek alarak birkaç kez düğümlüyorum ve sabitliyorum bunu buraya. Hani düğüm olduğu belli olmayacak şekilde olsun. Daha sonra ipimizi kesip o kestiğimiz ipi de yok ediyoruz. Gizliyoruz alttan, ilmekler alıp sıkıştırıyoruz o ilmeği.
ara ilmeklerle bakın. İç tarafa çekiyorum bunları. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi şişemizi tekrar koyalım çantamızın içerisine. Hop. Ve bağımızı çekiyoruz, bağcığımızı. Fırfırlı görüntümüzde oldu. Ağız kısmı kullanışlı. Hem açılabiliyor çabucak hem de tekrar kapanabiliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Her zaman söylüyorum, modellerde bana bağımlı kalmayın. Kendinizden de bir şeyler katın. Daha güzel hale getirin arkadaşlar. Şimdiden yapan, öğren, herkesin eline sağlık. En güzel günlerinizde kullanın. Eğer videom hoşunuza gittiyse bakın. Gayet basit, gayet kullanışlı. Bir de bu şekilde durduralım. Kordon bağcığımızı da koyalım. Dediğim gibi videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.